Başlamış mıydık? Evet. O zaman 3, 2, 1. Hayda. Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan. Bugün sizlere bu videoda 20.000 TL'ye kadar alabileceğiniz otomobillerden bir seçki hazırladım. Yaklaşık 15 tane otomobilden birazdan bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Bana çok gelen sorulardan bir tanesiydi bu. Abi öğrenciyim, 20.000 lira civarında param var, ne alsam? Şöyle bir durum var. 20.000 TL'ye artık aslında öyle aman aman alabileceğiniz bir araba kalmadı. Bugün Nisan 2020'deyiz ve hani şöyle bir baktım piyasada ne var ne yok vesaire gibi, bayağı yine bir araba var ama çoğu zaten ceset taklidi yapıyor. Şimdi ben bu hani araştırmayı yaparken 20.000 TL'ye ne var diye bakarken tabi bayağı bir markadan, modelden seçenek çıkabiliyor. Fakat tabi benden bekleyeceğiniz üzere bazılarında, daha doğrusu bu videoyu ilk defa izleyenler ya da beni ilk defa izleyenler bu videoya girdiklerinde diyeceklerdir ki bu adam ne anlatıyor? Bu adamın tavsiye ettiği hiçbir otomobil alınmaz. Bu çok normaldir. Çünkü biliyorsunuz ben böyle kenarda köşede kalmış otomobillere özellikle bayılıyorum ve potansiyellerini de size aktarmak istiyorum. Şöyle ki bu videoda ana akımda yer alan markalar olmayacak. Yani bunlar nedir? İşte Fiat, Tofaş, Renault, Ford, Hyundai, Honda, Volkswagen, Opel, Peugeot ve Toyota gibi markaları bu listede göremeyeceksiniz. Bunu baştan söyleyeyim. Bir diğer bulamayacağınız markalar listesi ise daha çok böyle hani lüks, premium olarak adlandırılan Audi, BMW, Mercedes, işte Volvo gibi markalar bu listede yok. Neden? Çünkü onu ayrı bir video olarak yapacağım. 20.000 TL'ye alabileceğiniz lüks otomobiller gibi bir aslında videoda çekmek istiyorum. Ha tabii yani şu da var. Hani az önce saydığım işte Tofaş'tır, Renault'du, Ford'du, Hyundai'di gibi markaların olduğu başka bir videoda çekmek istiyorum. Aslında 20.000 TL bütçeniz varsa ilk gitmeniz, bakmanız gereken markalar genellikle ana akımdaki markalardır. Çünkü bu araçların genellikle bol bol parçaları vardır. Zaten 20.000 TL'ye özellikle de öğrenci işi olarak düşünülüyorsa hani Türkiye'nin her yerine aslında düşünmek lazım. Kolay parça bulunuyor mu? Ucuza parça değiştiriliyor mu? İşte ne kadar sorun çıkarıyor? MTV'si, ÖTV'si, bilmem nesi, kaskosu, sigortası falan gibi şeylere de bakmanız gerekiyor. Çünkü otomobil aldığın zaman iş bitmiyor. Esas iş aldıktan sonra başlıyor zaten. Bir de 20.000 TL'ye alacağın arabadan ne kadar verim bekliyorsun? Türkiye'de ne yazık ki ikinci el pazarı saçma sapan bir pazar. Yani çünkü hani başka ülkelerde, yani bütün ülkelerde aynı şekilde değil ama yani 20.000 TL'ye denk düşen bir paraya çok acayip arabalar alabiliyorsun. Ama Türkiye'de böyle bir durum yok. Yakınmak yerine tavsiyelere geçmek istiyorum şimdiden. Tabi bu arada hani videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olun, beğenin, beğenmeyin, yorum yapın. Aslında bu videonun çok yorum alacağını tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten tabiri caizse saçma sapan önerilerde de birazdan bulunacağım. Hatta ayrı bir video daha yapacağım ama ayrı videoda hiç aklınıza gelmeyecek alternatifler de olacak. 20.000 liraya kadar olan ticari araçları bir ele almak istiyorum. O videoda umarım beğenilir. Tabii bu arada listeyi yaparken alfabetik bir sıraya göre gitmeyeceğim. Çünkü baştan bunu alfabetik yapayım istedim ama Alfa Romeo ile başladığım noktada hani bir sonraki aşamada B, C, D gibi harflerden gelebileceğini düşünerek videoyu iyice karıştırdım ki ilerilere sararak izleyin, hangi markanın nerede çıkacağını görün diye biraz kurnazlık yaptım açıkçası. Hadi gelin bakalım 20.000 TL'ye ben neler bulmuşum. Vut, geçelim. 20.000 TL'ye kadar alabileceğiniz otomobiller listesinde ilk olarak Mitsubishi'nin Space Star'ı ile başlamak istedim. Pek çoğumuz Space Star'ı aslında en son Türkiye'ye gelen yeni versiyonuyla tanıyoruz. Bu Space Star aslında önceki yıllardan gelen Mitsubishi'lerle pek bir alakası olmayan bir otomobil. Böyle küçük hani B segmentinde falan böyle otomatik şanzımanlı, daha doğrusu CVT şanzımanlı bir versiyon bu yenisi. Ve sürekli de makyajlanıyor. Ve sürekli de satılmıyor Türkiye'de işin gerçeği. Çünkü doğru düzgün tanıtıldığını düşünmüyorum. Şimdi yani Mitsubishi'yi eleştirmek yerine neden Space Star'ı seçtiğimi anlatayım. Şöyle bir şey, Space Star aslında Türkiye'de çok gölgede kalmış otomobillerden bir tanesi. Benim gözlemlediğim kadarıyla da genellikle bir otomobile sahip olmak ihtiyacı doğan insanların ödedikleri para karşılığında almak istedikleri maksimum otomobil gibi bir tipi var. Şöyle ki bu otomobilin tasarımı böyle aman aman bir tasarım değil. Baktığın zaman 5 kapılı bir hatchback, hatta yükseltilmiş bir hatchback, yani MPV gibi bir hali var. Üretildiği yıllarda aslında Renault Scenic gibi araçlara alternatif olabilecek bir araç gibi düşünüyordu bu Space Star ama tabii hani ismindeki onun Space Star hikayesi biraz kendini havalı kılıyor ama hiç de havalı bir otomobil olmadığını söyleyebilirim. Peki neden öneriyorum bu noktada? Şimdi öğrenci adamsın, öğrenci kadınsın, neyse. Şimdi bu durumda hani kısıtlı bütçeyle içi geniş, bagajı geniş, sorunsuz olabilecek ve kullanırken aman aman
sana para harcatmayacak bir otomobil olması gerekiyor. Öyle çok tasarımına bakma. Hani birkaç tane renk seçeneği enteresan olabilir. Mesela bu otomobilin mavisi enteresandır, yeşili enteresandır. Bulabilirsem mor örnekleri vardır mesela. Tabii onun dışında hani çok da beni kasmasın dediğin noktada gidip grisini de bulabilirsin bir şekilde. Spacer'ın en güzel yönlerinden bir tanesi özellikle de 1.3 motorlusundan aldığın zaman yıllık MTV'si sadece 100 TL. Yani 2x50 TL gibi düşünebilirsin. Bu noktada da paran cebinde kalır. Bir diğer noktada eğer arkadaşlarınla çok dolaşmayı seven biriysen 5 kişi rahatça içine doluşursunuz. Oraya buraya gidersiniz. Bir de tabii zaten tüplüdür muhtemelen bu alacağınız araç. Bu noktada sizi çok böyle memnun edecek bir otomobildir. Tabii şu da var. Beklentilerinizi çok yüksek tutmayın tabii. Acayip yol tutacak. Acayip işte öyle gideceğim. Hızlanacağım. Performans falan öyle işlerde yokum abi. Ben A noktasından B noktasına temiz temiz gideyim istiyorsanız Mitsubishi Spacer'a bakmanız lazım. Tabii bir de şu da var. Mitsubishi dediğim zaman hepimizin tabii ki aklına Evo'lar geliyor ama Evo dediğin noktada da 20 bin lira Evo olmadığını düşündüğümüz zaman belki hani Mitsubishi Spacer'la başlarsın, yarın öbür gün parayı indirirsin, o noktada Evo'ya geçersin, o ayrı. Hani şöyle bir züğürt avuntusu yapabilirsin. Bu arabayı üreten firma zaten Evo'yu da üretiyor gibi bir züğürt tesellin olabilir. Benden sana söylemesi. İkinci sıraya Alfa Romeo'nun 146 modelini koydum. Çünkü neden? 145 herkes söyler. Ben 145 demedim çünkü 145 tabii ki yani çok tasarımıyla böyle harika bir otomobil. Hala çok güzel bir otomobil. Hani tek kapılı ve hani o tek kapılı, üç kapılı daha doğrusu hatchbackler gibi bir izlenimi yoktur. Böyle yan taraftan güzel çizgileri gider, arkada güzel birleşir vesaire ve ortasında tabii önünde tabii ortasında çok güzel Alfa Romeo kalbini bulursunuz. Aynı surata sahip olan ama 4 kapılı hatta 5 kapılı artık bunu nasıl adlandırıyorsan bir otomobile sahip olmak istemez misin? Bunu bir düşün. Yani ben isteyebilirim. Bir de şu var. 145'e daha fazla bilinir olduğu için tavsiye etmiyorum. 146 biraz gölgede kalıyor. Çünkü neden? Esas Alfa Romeo, genç iş Alfa Romeo dediğin zaman tabii ki 145. Ama 146'nın şöyle avantajları var. Bir kere arkada 2 kapısı daha var. Ki bu sayede arkadaşlarınla inip binerken abi koltuğu çektim, koltuğu ittim falan gibi dertlerin olmaz. Eğer 146'nın 2 litrelik motorunu bulursan çok acayip gidebilirsin tabi. Tabi yani 2 litrelik motoru bu fiyatlara bulmak biraz zor. Daha önce de söylediğim gibi muhtemelen ceset alırsın o paraya ama 146'nın tasarımı bence şimdiden kült olmuş durumda ve yavaş yavaş iyi bakıldığı takdirde yarın öbür günde gayet güzel bir otomobil olabileceğini düşünüyorum. Yani güzel bir otomobil derken zaten güzel ama değerini koruyabileceğini düşünüyorum. Kült bir otomobil ve Alfa Romeo olmasını istiyorsan kesinlikle 146'ya bakmalısın derim. Bir de şu var, hep şey derler ya, bütün otomobil tutkunları bir gün Alfa Romeo'ya sahip olması gerekir. Neden sen ilk otomobilin olarak 146 ile başlamıyorsun? Zaten hani eğer bir sıkıntı olursa da onunla uğraşacak vaktin de vardır zaten. Öğrenci adamsın, öğrenci adamın bol bol vakti oluyor abi. Benim hiç vaktim yok deme, biz de öğrenci olduk. Bayağı bir vaktin oluyormuş abi. İş hayatına girdiğin zaman göreceğim ben seni çünkü. Ona göre. Peki 146'nın hangi motor seçeneğini almak lazım? 2.0'ı önerdim ama tabii ki bu 2.0'ın vergisi vesaire yüksek ayrı konu. Bunun 1.4, 1.6 ve 1.7 motor seçenekleri var. Söylendiğine göre hani ben birebir deneyimlemedim ama 1.7 Boxer'lar biraz sıkıntılı olabiliyormuş. Dolayısıyla 1.4 halis mulis hem onların vergisi falan da düşük oluyor. Onu tercih etmeni tavsiye ederim. Listemizde 3 numaraya geldiğimiz zaman Suzuki diyeceğim ama Suzuki dediğim zaman Swift demeyeceğim ya da Alto demeyeceğim ya da Suzuki Maruti demeyeceğim. Bunları demiyorum çünkü neden? Bunları dememi zaten bekliyordunuz. Dolayısıyla ben size ayrı bir otomobil söyleyeceğim. Baleno demek istiyorum. Baleno günümüzde tabii ki hani yeni nesilde de yeniden Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Hindistan üretimi bir Baleno'muz var. Bu otomobile tabii ki 20 bin liraya sahip olamıyorsunuz. Ancak 90'lı yıllarda Türkiye'de bir Baleno partisi de olmuştu. Baleno dediğimiz zaman çok öyle aman aman hani ne kadar havalı, ne kadar tasarım güzel bir otomobil gibi düşünemezsiniz. Harbiden de hani Suzuki'nin hani B plus hatta C segmentini oynadığı bir otomobildi. Suzuki genellikle otomobillerini otomotiv kültürü içerisinde konumlandırmak yerine kendi içinde konumlandırmayı seviyor. Yani bizim şurada bir boşluğumuz var, oraya ne yapalım diyor. Mesela Baleno yapıyor oraya. Bu noktada baktığın zaman Baleno zaten piyasada fazla yok. Ama tabii onun Japonların o muhteşem uzun dönem kalitesini düşündüğümüz zaman Baleno neden olmasın diyesim var 20 bin liraya. Peki bu noktada hangisini alacağız? Şimdi bunların 1.6 motorluları var. Bir de 1.8 motorluları var. 3 kapılısı var.
dört kapılı sedanı var. Şimdi burada biraz sana kalmış oluyor. Ben olsam, ben hani 20.000 TL bütçem olsa ve bir Suzuki Baleno alacak olsam, hani kafamı bu yatmış olsa, ben üç kapılı hatchback'e gitmeyi tercih ederim. Çünkü çok böyle genç işi duruyor. Dört kapılı sedan da fena değil ama az sayıda Türkiye Station'da geldi ama 20.000 liraya bulmanız pek söz konusu değil. Bir de tabii 1.8'lerde aktif bir süspansiyon sistemi de vardır. Ona bastığınız zaman sert yumuşak falan olur. Tabii hani bu paralara zaten 1.8 üç kapı hatchback buluyorsan direkt al zaten ama direkt aldıktan sonra o süspansiyon sisteminde hala çalışıp çalışmadığını kontrol etmen gerekiyor. Muhtemelen çalışmıyordur. Çalışıyorsa da bu fiyata yoktur. Ve listemize geldik 4 numaraya. Citroen dediğim zaman pek çoğunuz buradan çek git gibi algılayabilir ama Citroen öyle bir marka değil tabii ki. Citroen dediğim zaman da ilk aklınıza tabii Saxo gelebilir. Saxo dediğim zaman başka şeyler de aklınıza gelebilir. Ama aklınıza onlar gelmesin şimdilik. Eğer onlar gelirse bu videoyu izlemeyi bırakıp başka şeylerle uğraşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla ben Citroen Saxo demiyorum. Citroen Zara diyorum. Şimdi Zara dediğimiz zaman pek çoğunuzun belki yaşı tutmayacaktır ama bu otomobil tanıtıldığı yıllarda Claudia Schiffer tabii. Claudia Schiffer bir dönemin top mankeni, reklamlarında oynardı. Neden oynardı? Çünkü Citroen'in Alman markalara karşı edindiği bir izlenimdi bu. Fransız bir marka neden Alman bir top modeli kullanıyor? Çünkü o dönem işte sorunsuzluğu, güzelliği gibi şeyleri böyle ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Citroen Zara hiçbir zaman böyle Peugeot'un hani yanında adı okunmayan bir otomobil aslında. Ancak çok da yanlış. Şöyle ki bir kere içi bayağı bir geniş. Bagajı 408 litreydi sanırım. Bayağı büyük bir bagajı vardır. 3 kapısı vardır, 5 kapısı vardır. 3 kapılarda 90 beygirlik bir tane bir versiyon vardır. Bir de 2 litre tabii VTS denen versiyon vardır ama 20 bin liranın altında iyi kötü bazen örneklerine denk geliyorum ama hani böyle bakıyorum içim bir gidiyor uf ulan 2 litre 163 mu 167 beygir mi ne bir arabadan bahsediyoruz sonuçta. Bu paraya bu araba alınır kesin falan diyorum ama fotoğrafta bile araba böyle bakıyor. Dolayısıyla hani 20.000 TL'nin altında 2.0 VTS Zara almak pek akıl kârı olmayabilir. Ancak bu arabanın eğer 20.000 TL'nin altında 1.4 dizelini bulursanız hiç düşünmeyin. Yani kilometresi olsa bile iyi kötü bir bakın. Acayip az yakar. İyi de gider. Fena da yol tutmaz. Öyle ki bizim Türkiye'nin yolları için çok uygun bir altyapısı vardır bu aracın. Arkada özellikle torsiyon hikayesi falan filan derken bu araç seni gayet memnun edebilir. Donanımı da güzeldir. İşte elektrikli camları, klimalıları vesaire vardır. İşte ABS vardır, hava yastıkları vardır. Koltukları genellikle çok güzel böyle bir kadifeye yakın bir döşemesi vardır. Tasarımı hani tasarım öyle bir şey ya. Hani bazı otomobiller vardır ilk çıktığında dersin ki ya aman aman bir şeye benzemiyor dersin ama bence Zara'nın tasarımı biraz zamansız. Dolayısıyla bugünlerde de biraz böyle hani çok göze batmayan ama seni gayet mutlu edebilecek otomobillerden bir tanesi. Bak derim. Ha bu arada tabii yani Zara'nın parçaları bayağı ucuz aslında ama bulmak biraz zor. Yani bulduğun noktada böyle ortalama bir şekilde bulabiliyorsun. Peugeot'taki pek çok parçayı bulabildiğini düşünürsek Citroen Zara içinde mekanik altyapıda özellikle parçaları rahat rahat buluyorsun. Tabii ki yani tampondu, fardı vesaire gibi şeylerde biraz zorlanabilirsin ama biraz zorlanabilirsin. Listemizde 5 numaraya geldiğimiz zaman bir Japon otomobili önereceğim. Subaru dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Tabii ki ilk olarak Impreza geliyor. Şimdi Impreza 20.000 TL'ye var. Yok değil ama turbosu yok tabii ki. Ama turboya benzeyenleri var. Bunları tercih edebilirsin. Okey ama zaten hani bunları ilk olarak söylemek, tavsiye etmek istemiyorum. Zaten bunu pek çok kişi size iyi kötü düşünebilir. Ya da sen bile 20.000 TL'ye bakarken gönlün böyle bir Subaru Impreza'ya mı yürüsem gibi düşünebilirsin. 20.000 TL'ye alacağın Subaru Impreza'ların bazıları önden çekiştir. Bunu bir kenara koyalım. Dört şekerli olanları da hani üretilen ilk versiyonlardır. Dolayısıyla bunlar kim bilir nasıl, ne şekilde kullanıldı ve bakımları nasıl yapıldı. O yüzden hani böyle bir rally otomobiline benzeyen ya da işte simülatör oyunda, bilgisayar oyunda oynadığın bir otomobil benzerini alayım dediğin noktada bayağı bir sıkıntı yaşayabilirsin. Ancak ben size Subaru Impreza yerine ayrı bir otomobil tavsiye etmek istiyorum. O da Subaru Justy. Ama sadece bir Justy değil. Justy'nin dört şekerleri. Bu otomobil ya Türkiye'de neredeyse hiç hatırlanmayan otomobillerden bir tanesi. Çok küçük, hatchback, 5 kapısı var, 3 kapısı var. Otomatik şanzımanları var. Önden çekişli oluyor genellikle onlar. Otomatik şanzımanlı olmayan önden çekişli manuelleri de var. 4x4 bir versiyonunu düşündüğünüz noktada aslında piyasada neredeyse kimsenin bilmediği
acayip bir dağ keçisine sahip oluyorsunuz. Hani böyle kar yağdığı zaman böyle dışarı çıkıp drift atacağım ben falan gibi böyle çıkıp böyle eğlenen tipler var ya, onlardan biri olmak istiyorsanız eğer böyle bir otomobille her şekilde yaşarsınız. Justin'in dört şekerini aldığınız zaman hani İstanbul gibi şehirlerde hani yine rahat edersin. Çünkü boyutları küçük, rahat rahat sağa sola girebiliyor, ayrı konu, ama Anadolu'nun pek çok yerinde de çok bayağı iş görür gibi düşünüyorum. Bu arabanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi çok az adetlerde Türkiye'ye zamanında ithal edildi. Parçalarını bulmak gerçekten sıkıntı. Bir de şöyle bir detay hatırlıyorum. Fren disklerinin yerleşimi bile alışıldık fren diskleri gibi değilmiş. Ben bunu bir ustadan duymuştum. Bir aralar bir tane bir Subaru Justy 4 çeker bulmuştum. Bayağı bir yükselmiştim arabaya. Fiyatı da 12 bin lira mıydı neydi, böyle 11 bin lira falandı böyle. Bedava gelmişti yani. Hani 4 çeker ufacık bir araba ve dağ tepe çıkabilirim. Hatta hafta sonları ormana gidip kendi rally etabımda gazlayıp kendimi öldürmek için potansiyel bir araç olarak bunu düşünebilirdim. Dolayısıyla siz de bu kafada bir insansanız ya da gençsiniz, Subaru Justy 4x4'e bir bakın derim. Listemizin 6. sırasına geldiğimiz zaman Japon değil, bu sefer Malezyalı bir seçenek dediğim zaman aklınıza iyi kötü bellidir yani ne oldu. Çünkü Malezyalı başka bir seçeneğimiz yok. Proton'dan bahsediyorum. Proton tabi bir dönem Jet Fadıl tarafından ülkemize getirilmişti. 5x5 sloganıyla. O 5x5 de neyse, normalde 4x4'e alışkınız biz ama 5x5 enteresan. Yani 5 yıl garantili olarak satılıyordu. Jet Fadıl sayesinde ülkemize bayağı bir Proton araç girmiştir. Bu sebeple kendisine teşekkür ediyoruz. Çünkü Türkiye'deki araç parkının zenginleşmesinde faydası olmuştur. Başka şeyler için teşekkür etmeye gerek var mı bilmiyorum ama niye siyaset şeylerine girdim ben şu an? Böyle şeylere girmeye gerek yok. Neyse, Proton'a geri döndüğümüz noktada 20.000 TL'nin altında bayağı bir Proton bulabiliyoruz. İşte 3 serisi var, 4 serisi var, 414 var, 416 var, 420 dizel var falan filan, 418 var gibi gibi. Fakat benim burada esas tavsiye etmek istediğim otomobil 20.000 TL'nin altına 315 serisi. Bu otomobiller 3 kapılı hatchback. Ve baktığınız zaman Malezyalı demiş olmama rağmen bir yerden tanıdık geliyor olabilir. Ne olabilir? Evet, doğru tahmin ettiniz. Bu bir Mitsubishi aslında. Mitsubishi Colt. Ve şöyle bir özelliği var. Bu otomobil zamanında Dünya Rally Şampiyonası da dahil olmak üzere pek çok yerde koşturmuş olan, önden çekişli platformda tabii, bir otomobilin Malezya'da Proton tarafından üretilmiş versiyonu. Ben tasarımını gerçekten çok beğeniyorum. Çok ufak oynamalarla bu otomobil zamansız tam bir genç otomobili olacak potansiyeli taşıyor. Dolayısıyla eğer siz de uygun fiyata böyle bir şey alıp kendinize göre tasarlarsanız, tabii ki yani saçma sapan modifikasyonlar yapın demiyorum size ama hani çıtırdan bir film, işte farlara falan güzel bir temizlik, güzel bir jant, işte arabaya güzel bir pastacılığa falan yaptığınız noktada, bir de tabii Japonların o muhteşem hani sorunsuzluğunu da eklediğimiz noktada, hani Japonlar diyorum ama Malezya üretimi, onu da unutmayın, gayet iyi bir seçenek olabilir. Bardaklıkları falan var sonuçta yani ve oturma pozisyonu alçak, güzel. Yani donanımı da var arabanın. En büyük sıkıntısı Proton olduğu için o arabayı alma, o arabayı satamazsın sonra mantığıyla gelenlerin, hani onları bir aşarsanız bu araba sizi memnun edebilir. Bir de şöyle bir şey var, yıllık motorlu taşıtlar vergisi sadece 200 TL. Dolayısıyla neden almıyorsunuz? Bir gidip bakın derim eğer Proton bulursanız. Ve yani duyduğum kadarıyla yani Anadolu'nun pek çok yerinde de bu aracı özellikle tamir edebilen usta bayağı bir varmış. Tabii muhtemelen LPG'li olacak bulacağınız araba. Yani ben LPG çok sevmiyorum ama öğrenci kafası olabilir. Neden olmasın diyorum. Hani bir de rallilere katılmış bir platforma sahip bir arabaya sahip oluyorsun. Bence fena değil. Malezya'dan Çek Cumhuriyeti'ne ya da hani Çek ya da deniyor ya, hani Çek ya, Çek Cumhuriyeti artık bilmiyorum abi, siyaset ya da yani o işlere girmek istemiyorum. Çek Cumhuriyeti olarak benim zamanımda bilinen ülke Skoda. Tabii ki Skoda hatta demem gerekiyor biliyorsunuz. Benim Skoda Superb videosunda şuraya bir yere bırakayım, nereye, buraya bir yere mi, buraya bir yere mi, nereye bırakıyorsam artık. Superb dediğim zaman millet abi öyle mi denir o, süper be falan diyenler vardı. Skoda da denir aslında. Yani Skoda denmez, Skoda'dır o. Skoda dediğimiz noktada 20.000 TL'nin altında Felicia'da da var. Başka seçenekler de var ama ben burada favorit ya da Foreman gibi araçları tavsiye etmek istiyorum. Neden? Bu otomobiller zamanında çok basit ama dayanıklı bir şekilde üretildikleri için, hani komünizmden çıkmış olan, işte o liberalleşme, cumhuriyet falan filan gibi, işte Doğu bloğu yıkıldıktan sonra hani üretimine devam eden modeller olduğu için
o mantıkla yapılmış otomobiller. Çok bir şey beklemeyeceksin ama o düşük beklentinin içerisinde seni neredeyse yolda hiç bırakmayacak bir karaktere sahip. Dolayısıyla Skoda'nın Favorit ya da Forman gibi versiyonları alırsanız öncelikle gitmeniz gereken versiyonlar Favorit için Black Line, Forman için Silver Line'e gitmesiniz. Çünkü bunlar döneminde özel donanımlarla yapılmış olan araçlardı. Hani özel donanım dediğim zaman hani böyle deri koltuk, elektrikli cam, ABS, çift lastiği falan gibi şeyler düşünmeyin. Bu araçlar üretildiği yıllarda böyle şeyler genellikle yoktu. Bu sınıfta genellikle bu paralara yoktu. Ben açıkçası Black Line ve Silver Line'ın bayağı bir kült olduğunu düşünüyorum. Çünkü tasarımlarında o kadar enteresan detaylar var ki mesela Black Line'ların ön tarafında su fıskiyeleri vardır. Hala çalışıyorsa ne ala. Bir de hani Black Line dediği zaman araba siyah zaten. Siyah haricinde bir renk seçeneğiniz yoktur. Sunroofları vardır böyle açılır. Hani doğu bloğundan çıkma aman aman parası olmayan o bölgenin gençliği için çok güzel otomobildir. Hala güzel bir şekilde gider. İşletme maliyetleri çok ucuzdur abi. Bir yere bozulursa tak 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 yaparsın. Tabi bu arabanın hani en temel özelliklerinden bir tanesi düşük beklentide yüksek memnuniyet. Dolayısıyla da Skoda Favorit ya da Forman'ı alabilirsin. Forman'a neden gitmen lazım? Forman Favorit'in station versiyonudur. Dolayısıyla eğer böyle bir aktif yaşam içerisindeysen, işte hafta sonu bilmem neye dalışa gittik, işte hafta içi bilmem ne boş dersimiz vardı, kampa gittik falan gibi kafalarında bir haldeysen, Favorit haricinde Forman'a yürümeni tavsiye ederim. Çok da ucuz yani. Ha bir de tabii Favorit'in bir de aslında böyle kült renklerde gelmiş versiyonlarına da bakabilirsin. Mesela moru var mesela. Mor renk araba. Kaç kişi biner bilmiyorum ama çok kült olduğu kesin. Onun pastacıyla uf araba yanar. Bir de üstünde stickerları varsa niye böyle heyecanlandıysam bilmiyorum mor bir Favorit için ama beni böyle heyecanlandırıyorsa sen de bir düşün derim yani. Sürüden ayrı olmak için olabilir. Listemizin 8 numarasına geldiğimiz zaman Kore'den gelen ama daha çok Rusya, Doğu Bloğu, işte Avrupa'nın belirli bir kısmı ülkelerinde ya da Güney Afrika falan gibi ülkelerde popüler olmuş olan bir araçtan bahsedeceğim. Daewoo Matiz. Şimdi Daewoo dediğim zaman artık piyasada olmayan bir markadan bahsediyorum. Dolayısıyla ben bunu önerdiğim zaman ya da hani sen gidip başka birine ya Daewoo Matiz almayı düşünüyorum dediği zaman vereceği tepkiler bildirir. Aman sakın alma çünkü o araba piyasada artık yok. Parçasını bulamazsın. Ne okuyorsun sen diyebilirler. Evet bunlar doğrudur. Yani ben size olmayan bir şey söylemiyorum. Olan durum budur. Daewoo Matiz'in şöyle bir özelliği var. Zamanında İtal Design'ın Fiat 500 için yaptığı bir tasarımdır kendisi. Dolayısıyla hani günümüzdeki Fiat 500 eğer 90'lı yılların başında yeniden üretilseydi bu araba gibi olacaktı. Az kalsın. Son dakikada bu proje iptal edildi. İtal Design'da elindeki tasarımı acaba nereye satsam diye düşünürken Daewoo'culara bunu iteledi. Bu arada İtal Design miydi acaba yoksa Giaro muydu? Bir dakika buna hemen bir bakacağım. Bir şey oldu. Kıllandım. Daewoo Matiz Design. Şimdi bana bazen şey yapıyorsunuz abi. İtal Design tabii ki. Bana mesela bazen Instagram'dan mesaj atıyorsunuz. YouTube'dan yazıyorsunuz. Teşekkür ederim bunlar için ama bana yazmadan önce iki tane Google'lasanız bana yazacağınız şeyin cevabı zaten orada var. Yani yeni nesilde şunu görüyorum. Hani hemen bilgi gelsin. Hemen bana söyleyin. Hemen gelsin, çabuk gelsin, hemen öğreneyim. Abi biz zamanında bu dergileri boşuna okumadık, yapmadık yani. Tabii ki yani günümüz şartlarında çok daha hızlı bilgiye ulaşabiliyorsunuz ki bu ne kadar güzel bir şey. Ama yani bir şey sormadan önce bir Google'lasanız zaten. Orada biraz kendiniz baksanız zaten bulacaksınız yani. Bana da gerek kalmayacak baktığınız zaman. Neyse Daewoo Matiz diyorduk. Daewoo Matiz benim çok sevdiğim bir otomobil. Daihatsu Coire'yi almadan önce de bayağı da bir baktığım bir otomobildir. Tasarımını da ben çok severim. Şirin, tip top bir arabadır genellikle. 20.000 TL'ye bu aracı aldığınız zaman az yakan, her yere park edebileceğiniz, 5 kapısı olan, 4-5 kişi arkadaşlarla doluşup gidebileceğiniz bir otomobil. Güvenlik anlamında çok böyle sizi koruyacak bir otomobil olduğunu söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Aslında listedeki pek çok otomobil için bunu söyleyemem ama yine de Daewoo Matiz gibi böyle küçük bir araba gördüğünüz zaman hani ananız babanız şey diyebilir, evladım çok küçük biz sana bunu almayalım diyebilir. Buna da eyvallah diyebilirsiniz ama tasarım güzeldir. Bu arabanın güzelliklerinden bir tanesi tasarımı bence ölümsüz bir tasarım. Parçalarını bulmak zor. Hani piyasada fazla yok. Ama bu paralara az yaksın, işimi görsün, iyi kötü, eğlenceli bir insan kimliğimi yansıtayım diyorsan
Dive Matisse olabilir. Yani seninle dalga da geçebilirler ama milletin dediği buradan girsin, buradan çıksın. Ama yani doğru düz birinden bu bilgi buradan girip buradan çıkıyorsa arada bir filtreden geçsin ondan sonra. Değil mi? Böyle bir şeyler. Ne diyorum ben ya? Dive Matisse anlatırken niye hayat dersi veriyorsun? Lisede 9. araca, 9. araç tavsiyesine geldim. Kia diyeceğim şimdi. Kia dediğim zaman 20.000 TL'nin altında bayağı bir seçenek var aslında. Sefya var, Shuma var, Capital var ki Türkiye'deki ilk Kia modeli, İtalya'dan ilk Kia modeli, o zaman İhlas Motor getiriyordu bu araçları. Capital'dir. Şimdi Capital'i de aslında öneririm ama Capital çok genç işi durmuyor. Yani belki aslında ufak oynamalarla çok kült bir otomobil haline gelebilir. Çünkü mesela bu arabanın bir bordosunu alsan, farını stopunu şöyle güzel bir temizlesen, ona bir tane de güzel böyle jant alsan bir yerden, fena olmayabilir aslında. Ama Capital gibi bir arabayı alıp sizi böyle çok böyle olduğunuzdan yaşlı göstermek yerine, hani ismini söylediğim zaman böyle garip gelebilecek bir otomobil tavsiye etmek istiyorum. Kia Pride. Pride ismi, ben hani bu araçta ilk duyduğum zaman bayağı bir gülmüştüm. Neden? Bazı otomobiller vardır, ezikliklerini ismiyle kapatmaya çalışırlar. Şimdi böyle söylediğim zaman tavsiye ettiğim otomobili niye bu kadar yerin dibine sokuyorsun diyebilirsiniz ama bu da işin aslında eğlenceli kısmı. Ben Kia Pride alır mıydım? Aslında düşünebilirdim. Çünkü 20.000 TL'nin altında station, elektrikli camları olan, kliması olan, İşte hidrolik direksiyonu olan ve aslında zamanında altyapısının Ford ve Mazda'nın ortak olarak geliştirdiği bu kadar küçük ama içi bu kadar geniş ve aslında çok ekonomik bir otomobili bulmak gerçekten çok zor. Öyle ki ben yakın zamanda az kalsın bir tane bundan alıyordum diyebilirim. Yani o derece sevdiğim bir otomobildir. Çünkü bana çok karakterli gelir. Her ne kadar Pride ismi böyle hani gurur, çünkü Pride gurur demek ya, hani başka anlamları da gelebilir ama mesela Pride falan durumları olabilir. Gurur duyulabilecek bir otomobil değil bu bence. Ama işinizi görebilecek otomobillerden bir tanesi. En güzel kısımlarından bir tanesi station olduğu için arka tarafı istediğin kadar yükle, bas git. Bu araç hani çok böyle hani iyi yol tutan bir otomobil değildir. Ama hidrolik direksiyonu çok hafiftir. Her yere girip çıkarsın, rahat rahat park edersin. Bir de tabii yani Jay Leno'nun bile hani Ford Festiva'dır zaten bu araç bildiğiniz gibi. Onun station'dır. Jay Leno'nun bile Ford Festiva hani sının ne hale geldiğini bir düşünün. Bakalım yani şuraya göstereyim. Bak şöyle hale geldi. Dolayısıyla böyle bir araç olduğunu da düşündüğün zaman hani oradaki hayallere bu şekilde ancak ulaşabildik gibi düşündüğün noktada Kia Pride'i belki alabilirsin. Bu arada MTV'si de ucuz. Yani motorlu taşıtlar belgesi ben fazla vermek istemiyorum diyorsan Kia Pride bir bak derim. Listemizde 10. otomobile geldik. Şimdi Rover dediğim zaman pek çoğunuz aman abi sakın onu bana tavsiye etme çünkü piyasada artık yok vesaire dediğinizi duyar gibiyim. Evet, ne yazık ki Rover dediğimiz zaman artık piyasada çok olmayan değil, artık ithal edilmeyen, hatta sadece Çin'de Rover markası altında satılan bir marka olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Rover tabii bu paralara alınır mı alınmaz mı, bu tamamen kumar demek istiyorum. Şöyle ki Rover'ın Türkiye'de satılan versiyonları Honda ile ortaklığı döneminde geliştirilmiş araçlardı genellikle. Dolayısıyla işte 200 serisi, 400 serisi, hatta bu paralara 600 ya da 800 serileri bile var ama hani oralara kadar gitmeyelim, o kadar fanteziye kaçmayalım. Hani öğrenci işi 20.000 TL'ye düşündüğümüz zaman daha böyle tip top bir araba dediğimiz noktada 200 serisinin 5 kapı hatchbacklerini öncelikli olarak tavsiye edebilirim. Tabii 400 serisinden de tavsiye edebilirim. Bu araçların özellikleri, özellikle 400 serisi Honda Euro Civic'le aynı altyapıdır. Yani motoru, şanzımanı, platformu, genel kabuğu bile aynıdır. Sadece önünde arkasında biraz daha fazladan kromu vardır. İşte içeride belki ahşap görebilirsin gibi durumlar vardır. Bu araçlarda hava yastıkları var, ABS var, güzel alışım jantları vardır genellikle. Sunroof'ta olan versiyonlarını bulabilirsiniz. Bir de özellikle Rover 200'lerin, 214, 216 gibi versiyonların tasarımını ben çok beğeniyorum gerçekten. Böyle tam böyle tip top bir tasarım. Tamam, tamponunu, kapısını, bacasını bulmak biraz zor oluyor ama mekanik olarak Honda ile hemen hemen aynı olduğu için bu size bir avantaj sağlayabilir. Ama şu da var, biraz zor. Ama bu paralara ayrılım yok, içmeye, atla giderim, şey yapmaya diyorsan onu bilemeyeceğim ama Rover'da bir seçenek olarak aklında bulunsun derim.
geldik listemizde 11. sıraya. Seat Toledo'yu önereceğim 20.000 TL'nin altında. Şimdi şöyle bir durum var. Toledo da aslında Türkiye'de baya baya bilinen bir model baktığınızda. Özellikle ikinci nesil Toledo Türkiye'de bu markanın özellikle de bu modelin çok tanınmasını sağladı. Leon'dan önce aslında Toledo Türkiye'de esas hani markanın patlamasını sağlayan araçlardan bir tanesi. 20.000 TL'nin altında tabii ki Ibiza al diyecek daha fazla kişi bulabilirsin piyasada ama ben Toledo diyorum. Neden? Bir, bu otomobil aslında güncel Toledo'ya benzer bir tasarıma sahip. Böyle sedan gibi gözüküyor ama arkası hatchback. Yani arka taraf camla beraber açılıyor. Çok geniş bir bagaj hacmi var. Bunun haricinde altyapısı tamamen Volkswagen'le aynı olduğu için VAG grubundaki hemen hemen tüm parçalar bu araçla uyumlu. Motoru, şanzımanı, süspansiyonu, aks körükleri bilmem ne, osu vesaire her şeyi VAG grubunun herhangi bir şeyinden bulunabilir. Bulunamazsa bile başka bir versiyonuyla değiştirebilirsin. Şimdi bu noktada esas alman gereken Toledo eğer bulursan 1.8 GT'sidir. Ben bu arabanın tasarımına hastayım yani. Özellikle arkadaki o spoiler'ı, işte kırmızı 16 valve yazıları vesaire falan derken çok sevdiğim bir otomobildir. Ve bir de baya baya bildiğin döneminin Volkswagen Golf'i gibi yol tutan bir araçtan bahsediyoruz yani. Hani Golf 3 değil ama Golf 2 gibi karakterde olan bir araçtan bahsediyoruz ki hani yani Volkswagen'ler bu kadar pahalıyken daha uygun fiyata Volkswagen gibi bir otomobil ve içi daha geniş bir otomobil neden almıyorsun? İşte Toledo sayesinde alabilirsin. Ama tabii kaportasını çarpmaman gerekiyor. Böyle bir sıkıntı var. Hani ilk otomobil olduğunu düşündüğünüz noktada zaten muhtemelen çarpacaksın. Ve geliyoruz listemizin 12. sırasına. Şimdi deminden beri saydığım otomobiller bildiğiniz gibi binek otomobillerdi. Bir tane de araya SUV atayım dedim. Zaten aslında SUV atayım dediğim noktada pek de bir alternatifimiz yoktu. İyi ki de tahmin ediyorsunuzdur. 20.000 TL'ye Lada Niva alabiliyorsunuz. Lada Niva tabii hani tasarımı hiç değişmemiş bir otomobil. Tabii ki yani Rusya'da ya da belirli pazarlarda Lada Niva'nın yeni versiyonları da oldu ama yani yeni sıfırdan tasarlanmış bir versiyondan bahsediyorum ama yakın dönemde Türkiye'ye hani 100.000 lira civarındaki sıfır kilometre versiyonları gelmiş olsa da Lada Niva her zaman Lada Niva'dır. Hiç tasarımı değişmez. Şimdi bu otomobili aldığınız zaman yani bu paralara alınabilecek en makul mantıklı SUV tipi yani 4x4 arazi aracı Jeep tipi otomobil Lada Niva. Ben bu otomobilin hani iç kokusunu hiç unutamam. Çünkü sıfırken bile bir otomobil fuarında binmiştim ve bindik de böyle kokladıktan sonra böyle ah kusacağım galiba deyip çıkmıştım zamanında. Ama hani bu onun kötü bir otomobil olduğunu göstermiyor. Bir kere şöyle bir güzelliği var. Bu aracın çıkamayacağı hiçbir yer yok. Yani bu paraya bu kadar fazla arazi performansı alabileceğiniz başka hiçbir otomobil yok. Net yani. Otomobil bile demek aslında hatalı ama dolayısıyla Lada Niva eğer ben dağa çıkacağım, ovaya çıkacağım, yaylaya kaçacağım falan, manitayı alacağım, oraya buraya gideceğim falan derseniz hani o kampçı tipler var ya mesela doğanın içinde sefalet yaşayacağım falan diyorsanız eğer Lada Niva direkt alıyorsunuz. Kötü yanlarından bir tanesi nedir? Bu otomobil yolda hiç de binek otomobiller gibi değildir. Bayağı bir lastik sesi alırsın, yol sesi alırsın, gürültülüdür. Çok benzin yakar. Dolayısıyla hani 1.6 versiyonları vardır. 1.7'lerde enjeksiyonlara geçmiştir ama bu onların az yaktı anlamına gelmez. Bu arabayı tüpsüz bir öğrenci olarak işletebilmen mümkün değildir. Zaten 20.000 TL civarındaki bir Lada Niva'nın da tüpsüz olması söz konusu olamaz. Ama bir alternatiftir. Düşün derim. Bir de şöyle düşün. Hiçbir zaman eskimeyen bir tasarıma sahip. Bir de yeni versiyonun gelmesiyle beraber fiyatları halen artıyor. Kulüpleri var işte vesaire vesaire. Bak işte abi Lada Niva diye bir şey var dünyada. Yani bu saate kadar hala haberin olmadıysa, benden ilk defa duyuyorsan, bence bu noktada sen kendini bir sorgulamalısın. Ve listemize geliyoruz 13 numaraya. 13 numarada farkındaysanız yani birkaç tane Japon markası söyledim ama en böyle hani sevdiğim tırnak içinde olan Japon markaları biraz sona bıraktığım gibi düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Mazda demek istiyorum. Şimdi Mazda her zaman çok kaliteli otomobiller üretti biliyorsunuz. 20.000 TL'ye de 3.23 alabiliyorsunuz. Ama ben 3.23 demeyeceğim. Çünkü benden bunu söylememi bekliyordunuz. Hayır bunu demiyorum. 6.26 diyorum. Şimdi 6.26 dediğim zaman tabii ki yani biraz büyük bir otomobilden bahsediyoruz ve genç bir adamın ya da bir kadının 6.26 ile ne işi olabilir diyebilirsiniz. 6.26'nın şöyle bir özelliği var.
Dünyada biliyorsunuz sorunsuzluğu ve en uzun süreli kullanım ünvanıyla bilinen birkaç tane marka model vardır. Bunlardan bir tanesi de Mercedes W124, 123 ve 124 kasalardır biliyorsunuz. Ama sonuçta bir Mercedes olduğu için de bu paralara bulmak zor olur. Eğer paranız hani bir Mercedes 124, W124 kasa bir şey almaya yetmiyorsa o noktada almanız gereken araba 626'dır. Çünkü bu otomobil gelmiş geçmiş dünyanın en uzun soluklu kaliteli otomobillerinden bir tanesidir. Hatta böyle bir sıralama vardır. Mercedes'in o kasaları ne kadar meşhursa Mazda'nın 626'sı da bir o kadar meşhurdur. Bu otomobil böyle milyonlarca kilometre gidebilir. Öyle bir altyapıya sahiptir. Tabii ki günümüzde hani 20.000 TL'ye alacağın araç muhtemelen o kadar hani iyi durumda olmayacaktır. Ama çok ufak dokunuşlarla çok karakterli bir otomobile sahip olabilirsin. Bu noktada 626'yı mutlaka değerlendirmen lazım. Hatta eğer alacağın arabanın havalandırma menfezleri var ya içeride, onlar kendi kendine bile sağa sola giden versiyonları vardır. Onları hala çalışıyor olan bir versiyonu bulursan bundan daha havalı bir özellik olabilir mi? Yani düşünsene arabaya biniyor arkadaşların ve diyorlar ki bu eski püsk**tan arabaya mı aldın falan diyorlar ama sen böyle havalandırma yaşında tuşa bir basıyorsun ve havalandırmalar böyle vi oynuyor falan. Çok havalı değil mi abi? Havalandırma dediğin havalı olur zaten. Dolayısıyla Mazda 626 alındırım. Şöyle güzellikleri var. Sedanı var. Hatchback'i var. Arkada çok geniş açılan bir bagaj kapağı olan hatchback'i var. Otomatikleri var. Biraz tabii dikkatli olmak lazım o konuda. Bir de şöyle bir şey var. 1.6'ları var, 2 litreleri var. Ben olsam 2 litreye yürürdüm. Ama 1.6'ları da hani MTV avantajına sahip olduğu için neden olmasın diyorum. Bir de yani iyi kötü bu arabalar sağlam, oturaklı arabalardır. Hani daha ben biraz böyle geniş çaplı bir adamım, geniş çaplı bir kadınım falan diyorsan 6.26 seni mutlu edebilir. Listemizde 14. sıraya geldik. Sondan bir önceki yerdeyiz ve bir başka Japon otomobil markasına geçmek istiyorum. Nissan Laurel Altima. Şimdi bunu dediğim zaman pek çoğunuz sağda solda hani YouTube'da özellikle son dönemde bazı videolara denk geliyorsunuzdur. Babacım drift yapacağım, ne araba almam lazım dediğin noktada piyasada alabileceğiniz en uygun fiyatlı drift otomobillerinden bir tanesi Laurel Altima'dır. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Aslında bu otomobil üretilirken hani drift yapsın diye yapılmış bir otomobil değil. Ancak ince uzun, çok da böyle şık bir silüete sahip olan bir sedan otomobilden bahsediyoruz. Şimdi arkada itiş olması bir tabii avantaj. Yani bu tarz bir şey istiyorsan avantaj. Ancak bu otomobilin üstündeki motor, hani karbüratörlü versiyonları genel olarak Türkiye'ye geldi. Tamam, enjektörlü birkaç hani versiyon da denk geldiğimiz olabiliyor ya da zamanında o motorlarda değiştirilmiş, tabiri caizse swaplanmış olan versiyonları da görebiliyoruz ama standart olarak bu aracın motor gücü yaklaşık 90 beygir civarında bir şey. Hani o kadar büyük bir kasada 90 beygir falan gibi düşünebilirsin. Ancak bu kasaya rağmen yine de hafif sayılabilecek bir otomobilden bahsediyorum. Bu bir. Bir diğeri de içi gerçekten çok geniş bir otomobilden bahsediyoruz. Bir de şöyle bir durum var. 2020 yılındayız ve 90'lar gerçekten şu anda büyük bir kült olma aşamasında. Aradan geçen yıllarda o dönemin tasarımları bugünlerde hani şu değere bindi böyle. Çok ufak dokunuşlarla bu otomobili çok havalı bir hale getirebilirsiniz ve sorunsuzluğuyla bilinen bir araçtır Nissan'ın bu Laurel Altima'sı da. Yani yurt dışından iyi kötü parça getirebilirsin. Türkiye'de çok parça bulmak kolay olmayabilir ancak diğer Japon otomobillerinin parçalarıyla da bu aracı tekrardan yürütüp hayatını devam edebilirsin. Bir de gerçekten şıktır ya. Yani o Casio saatinin yeri, torpidonun orada falan filan. Bunları düşündüğün zaman Laurel Altima neden olmasın? Tabii ben yine biraz fazla konuştum. 15. araca gelene kadar bayağı bir kafa ütülediğimi düşünüyorum. 15. aracımızda tabii ki Daihatsu'dan seçmek isterim. Daihatsu'nun Coares'i var. İyi kötü 20.000 liraya bunları alabiliyorsun ama zaten benden de bunu söylemem beklenirdi diye düşünürken Coares demiyorum, Applaus diyorum. Applaus da aslında daha önce Seat Toledo'da dediğim türde bir otomobil. Dışarıdan baktığınız zaman gayet standart Toyota Corolla gibi bir sedan otomobil gibi algılanırken aslında bu aracın arka camı da bagaj kapağıyla beraber açılıyor. Şöyle bir şey var. Bu otomobil Türkiye'ye geldiği yıllarda hani çok böyle adetlerde satılmamıştı. Çünkü çok ithal edilmemiş. Çünkü o yıllarda Mazda 323 ve Toyota Corolla piyasayı resmen domine etmişlerdi. Daihatsu Applaus da onlardan arta kalanları toplayan bir markaydı aslında. Ama bu otomobil
ekonomikliği, sorunsuzluğu ve hani bu fiyatlara göre o dönemin donanım kriterlerini bolca karşılamasıyla bence dikkat çekici bir otomobil. Buna da bir bakmanızı tavsiye ederim. Ama tabii ben bile hani çok böyle Daihatsu'larla haşır neşir olan bir insan olarak yani çok fazla cesaret edemeyebilirim. Yine de hala piyasada bu yaşa rağmen, bu şekilde hor kullanılıyor olmasına rağmen pek çok örneği hala takır takır giden bir otomobilden bahsediyoruz. Bu araçların motorları böyle 500, 600, 700 bin kilometrelere kadar gidebiliyor. Dolayısıyla da Daihatsu Applause'a da bir bakabilirsiniz. Bu arada Applause alkış demek. Bu videonun sonuna doğru gelirken de böyle bir alkış efektiyle girsek mi acaba? Gir abi. İşte böyle sevgili izleyenler, bu videoda size 20.000 TL'ye alınabilecek öğrenci otomobillerinden bahsetmek istedim. Ana akım otomobiller yoktu, premium otomobiller yoktu ve bir diğer seçenek daha yoktu. Bu seriyi bu bahsettiğim 3 farklı seçeneğe sahip olan hatta 4 video daha bu konuyla ilgili yapmak istiyorum. Umarım yakın zamanda bunu yaparım. Tabii şu anda bir pandemi sürecindeyiz. Karantina oluyoruz, olmuyoruz, bir şeyler oluyor vesaire. Bu piyasada kim ne kadar araba alır, araba satar bilmiyorum ama ben size çok sorduğunuz 20.000 TL'ye hangi öğrenci otomobili alınabilir sorusunun yanıtını bu videoda vermeye çalıştım. İlerleyen videolarda da daha mantıklı, daha makul seçenekler size sunmayı planlıyorum. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize lütfen iyi bakınız. Görüşürüz. Başlamış mıydık? Evet. O zaman 3, 2, 1. Haydaa.